Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhaba. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar Megane 2 ve Fluence, birisi bakım, birinin de ufak tefek işleri var arkadaşlar. Şu an Chevrolet Cruze aracımız var. Bunun periyodik bakımı olacak. Egzoz boyama işlemi olacak arkadaşlar. Müşterimiz özel bir sprey almış. Bununla beraber egzozları boyayacağız. Çinko sprey 600 dereceye kadar dayanıklıymış arkadaşlar. Evet, Chevrolet Cruze aracımız maşallah. Allah kaza bela vermesin, çok temiz. Gaz takılmamış bu araca arkadaşlar. Dolayısıyla bir sıkıntı kolay kolay bu araçta olmaz. Gazı taktıkları an serüven başlıyor. Aracımızın şu an periyodik bakımını yapacağız. Hava filtre, yağ filtre, polen filtresi değişimi olacak. Kayışları kontrol edecek, fren balataları, tüm ön takım, aracın alt kısmı komple elden geçecek ve kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakımına başlıyoruz birazdan. Ya Allah, bismillah. Bakalım nelerle karşılaşacağız, neler göreceğiz. Aracı bir detaylı inceleyelim arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Arkadaşlar, bakıma başlamadan önce aracımızın testlerini yapıyoruz şu an. Aracımızda bir sıkıntı var mı yok mu, onları bir kontrol ediyoruz. Arkadaşlar aracımızda şu an gördüğümüzde araç soğuk olmasına rağmen fan açıyor. Büyük ihtimal termostat elektrikli bunlarda, onunla bir sıkıntı olabilir. Onu bir kontrol edeceğiz. Şu an bilgisayar bağlı arkadaşlar. Diğer taşınabilir cihazımız şarjda olduğu için burada gösteremiyorum size. Uzaktan bağlantı yaptık arkadaşlar. Cihazımız bilgisayar aracın arkasında. Şimdi aracımızda bir de arkadaşlar şöyle net gösterdiğimde arada bir sallıyor, tekleme var. Bobinini söküp bir buji bobinlerini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Araç zaten bize geldiğinde şöyle gösterelim. DSPV motor ikazını yakıyor arkadaşlar. Teklemesine bir bakacağız bununla alakalı. Çünkü 4. silindirde arıza veriyor. Arkadaşlar onu arka planda videonun en başına koyacağım veya ortasına koyacağım arıza kodunu. Şimdi bu bobini bir sökelim arkadaşlar, bakalım ne var ne yok bir görelim Allah'ın izniyle. Ondan sonra tekrar videomuza devam edelim. Arkadaşlar kompresör ölçümünü yaptık aracımızın. Şu an çalıştırıyoruz. Biraz araç hem ısınsın hem de size arızayı göstermek istedim. Bilgisayardan arızalarını sildik ama bu araçta devir saatinde baktığımızda şöyle göstereceğim. İbreyi görüyorsunuz arkadaşlar, şu an aşağı yukarı sürekli hareket ediyor. Gördüğünüz gibi ben, bakın çok net bir şekilde gözüküyor. Ben arabanın içindeyim şu an ve hissediyorum bunun teklemesini, aracı sallıyor. Dediğimiz gibi kompresörünü ölçtük, bir sıkıntı yok çok şükür. Aracımızın şu an bir adet ateşleme bobinini değiştireceğiz. Bir bakacağız. Aracımız Chevrolet Cruze. Araç kilometresini hemen sizlere söyleyeceğim. 48.946. 50.000'de de araç. Evet, şu an tespitlerimizi yaptık. Aracın yağ bakımına geçelim arkadaşlar. İstop edelim aracımızın yağını, filtresini sökelim. Bakalım ne var ne yok görelim arkadaşlar. Arkadaşlar Chevrolet Cruze aracımız 1.4 turbo. Aracımızda söylediğimiz gibi tekleme hatası vardı. 4. silindirde arkadaşlar. Ve aracımızda iki arıza var. Birincisi bu, ikincisi de soğukken fan açıyor. Onun için de bir kontrollerini gerçekleştireceğiz. Şu an aracımızın bobinini söktük arkadaşlar. Delphi marka. Orijinalde Delphi zaten. 4 adet bujimiz GM. Bujilerin durumu iyi, çok kötü değil şimdi arkadaşlar. Ve araçlarda en büyük sıkıntı, bunlar da kronik. Bobin sisteminde ve buji sisteminde arıza oluyor. Onlara baktıktan sonra arkadaşlar eğer bir şey göremezsek bunların swap erime muhabbeti oluyor genelde. Bu Chevrolet Opel grubunda. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu araç LPG olmadığı için araçta bunda öyle bir sorun yok. Şu an kompresör ölçümlerini yaptığımızda barı 14'e kadar geliyor. Şöyle gösterelim. Kırmızı 14'e kadar geliyor. Dördünün de basınçları eşit kompresörüne baktığımızda. Bir tanesi farklı olsaydı herhangi birinde kompresör kaçırıyor ve swaplarında erime olurdu. 4. silindir özellikle arıza veriyordu. bu göz. Bütün değerleri şu an eşit aracın. Şükür bir sıkıntı yok. Şu an araca sadece bir bobin denememiz lazım. Elektronik. Bobini taktıktan sonra kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bu araçta tekleme var mı yok mu tekrar. Bununla ilgili de müşterimize dönüş yapacağız arkadaşlar. Bobinimiz bu. Araç şu an 48.000'de arkadaşlar. Ve çok temiz araba maşallah. Bakalım bir bu jilet taktıktan sonra bir bobin deneyeceğiz. Ondan sonra ne çıkıyor görelim arkadaşlar. Evet, tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Chevrolet yağ bakımımız devam ediyor aracımızın. Arkadaşlar yağımız süzülüyor bir yandan da genel kontrollerini yaptık aracın. Ön takımının arkadaşlar, ondan sonra burada kayışımız var. Kayışımızın kontrolü, aracın altında ne var ne yok, herhangi bir yağ kaçağı, terlebesi, motor kulağı, akıslarımız, hepsine tek tek baktık arkadaşlar. Şu an bir şey göremedik. Şu yağımız çok faşır faşır boşalıyor. Biz onu bir halletmemiz lazım. Şöyle biraz geri alalım. Evet. Zaten birazdan duracak şimdi. Havalı akıyor. Havalı aktığı için de şak şak ses yapıyor. Evet. Arkadaşlar balatalarımız değişmiş daha önce. Göründüğü gibi balatalarımız var. Ön balatamız iyi. Lastiğimizin durumları çok kötü değil. Aynı şekilde sağ tarafta öyle. Alt salıncak, amasörler, ondan sonra motor kulakları, dediğimiz gibi her şeyini tek tek gözle kontrol ediyoruz arkadaşlar ve elle kontrol ediyoruz. Arka takımlarda amasörlerimiz temiz, güzel. Lastiklerimizin durumu iyi. Lastiklerimiz Petlas marka. 4'de 205/65-16 eşit lastiklerimiz arkadaşlar. Lastiklerimizde bir sorun yok. Kullanılabilir yani. Aracın alt tarafı iyi, temiz. Gördüğümüz gibi. Yağ güzelce süzülüyor. Salıncaklarımız dediğimiz gibi baktık, burçlarına, ön takımına, kayışlarımıza ve motor kulaklarına bakıyoruz. Böyle de göstereyim sizlere. Bir sorun yok arkadaşlar. V kayışımız aynı şekilde. Normal rutin periyodik bakımını yapıyoruz arkadaşlar şu an. Yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi hepsi değişecek. Fakat arabada şöyle bir sıkıntı var araçta. Fan açıyor sürekli. Dolayısıyla üstteki termostatın da fiyatlarına vesaire bakmamız lazım. Termostat değişebilir arkadaşlar. Evet, yağımız güzelce süzülsün. Bakımımız devam ediyor arkadaşlar. Yağ filtresi montajına beraber bakacağız. Yağımızı koyacağız. Çalıştıracağız aracımızı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar, Opel'imizin alt muhafızını bağladık. Kartel tabamızı yerine taktık. Şu an yağ filtremizi söktük arkadaşlar. Şuradan gözüküyor yağ filtremiz net bir şekilde. Hemen çıkan filtremizi sizle beraber inceliyoruz. Arkadaşlar filtrenin durumuna kendiniz gözünüzle görün. Bakın. Zamanı geçmiş bir bakım bu. Arkadaşlar ve filtre artık böyle giderse süzmeyecekmiş yağı. Arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen göstereceğim. Arkadaşlar bu çıkan filtre de Bosch. Made in China. Bu takacağımız filtre de Bosch. Bu da Made in Poland. Zaten şöyle Polonya olması lazım. Çünkü neden derseniz Bosch filtre grubu. Zaten kutuyu da değiştirmişler arkadaşlar. Normalde mavi bir kutu vardı. Beyaz kutu geliyor artık Bosch ürünler. Şöyle Bosch markası Man filtre, yani Polonya. Man Hummel'e ürettiriyor arkadaşlar filtresini. Şu an filtremizi gördüğünüz şekilde. Onun ile beraber değiştirip yerine takacağız filtremizi ve motor yağı koyacağız. Shell Helix arkadaşlar yerine takacağız. Evet, filtremizi takıp yağını koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağ filtremizi taktık. Chevrolet Cruze aracımız, güzelce yıkadık orayı. Şu an motor yağımızı hemen açalım beraber, siz de koyalım arkadaşlar. Ya Allah, bismillah. Şöyle nikah aracımızı açalım. Evet. Şu an yağımızı yavaşça, dikkatli bir şekilde dökmeden dolduruyoruz arkadaşlar. Mis gibi yağ arkadaşlar. 0 kilometre. 2020 üretim arkadaşlar. Evet, yağımızı tamamladıktan sonra aracımızı çalıştırıyoruz. Chevrolet Cruze Ecotec bobinimiz arkadaşlar müşterimiz tarafından getirilecek ve değişecek bobin. Sonrasında bu aracın termostatı ile ilgili problem var. Fan sürekli soğuk açıyor. Buradan bilgi olsun eğer bunu başına gelen olursa. Fan soğuk açıyorken bilgimiz olsun, termostat arızalıdır. Elektronik termostat. Çünkü bu araç 90 dereceye gelmesi lazım fanın açması için arkadaşlar. Aracımızın yağını koyup ve marşa basacağız. Evet arkadaşlar, aracımızı çalıştırdık. Chevrolet Cruze aracımız. Motor arızalanmamız yanıyor. Bakın bitti aracın. Yağ kartını yazdık arkadaşlar. Motor arızalanması, termostat bozuk, ondan yanıyor arkadaşlar. Bir de tekli araç. Zaten şu an 90 dereceye gelmediği halde bu araç fan açıyor. Gördüğünüz gibi bu araçta klima açık değil arkadaşlar. Fakat araç kendine hararet algılıyor. Termostat bozuk olduğu için. Orijinal termostat değişmesi lazım. Evet, son işlemimiz kaldı arkadaşlar. Polen filtre değişimi. Evet, polen filtresine geldik. Aman Allah'ım. Polen filtresi bitirim. Bayağıdır değişmemiş arkadaşlar. Leş gibi olmuş. Hemen bunu çöpe atıyoruz. Yeni polen filtremizi şöyle hemen polen filtremizi takacağız. Yerimiz burada arkadaşlar. Pırıl pırıl Filtron marka polen filtremizi takacağız arkadaşlar. Sonra aracımız teslim arkadaşlar. Bu aracımızı da bitirdik. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Yaşıyorsak, Allah'a hamdolsun nefes alıyorsak, bu işleri yapabiliyorsak arkadaşlar çok şükretmek lazım. Çünkü yaşamak kadar güzel bir şey yok. Arkadaşlar aracımızı sağ salim bitirdik. Şu an aracımız polen filtresini de taktığımız zaman işlemimiz tamam. Evet, polen filtremiz gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde oturdu. Kapaklarını hemen kapatıyoruz. Evet. Arkadaşlar bizlere YouTube kanalından söylediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bizlere takipte kalın arkadaşlar. Aracımızın şu an kapağını takacağım. İşlemimiz bitti. Chevrolet Cruze. Ondan sonra Fluence'ımız var. Onun bakımına geçeceğiz inşallah. Bizleri takip edin. YouTube kanalından destek olun arkadaşlar. Ve yorum yapmayı, beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.